Allah Celle Celaluhu'ya hamd seçtiği kullara selam. Cübbeli Adisi. Cübbeli Adi oğlu Adisi. Gördüm ki beyanet vermişsin. Eski sohbetlerini öne çıkarıyor. O senin daha sözlüğün yavrum. Üzerine bayağı baskı geldi galiba. Siz Mehdi'yi insan şunacak yavşan Mehdi'yi ok atacak derecede işi düşürdüğüne göre şöyle bir şey koyalım. Kim ki ben şunu söylüyorum. Ben hakiki dini koymuyorsam ortaya karşılıklı Allah'ın lanetini dilerim. Benim ortaya koyduklarım yalansa, benim kemalatım yalansa sana gelen Ali İmran 61 gereği lanetleşirim yavrum. Şerefsiz köpek, haysiyetsiz, durdun yine bir korku mu aldı, ne oldu? Ne derdimiz var ki biz sokaklara şey yapacağız? Mehdi, öbürküler başarılı olamayacak, tamam. Ama benim başarılı olmama gibi bir durumum yok ki, lüksüm yok ki. Ben biliyorum, başıma gelecekleri biliyorum. Yani hadislerin gidişatından biz senden fazla haberdarız. Ama gerçekleşme olayı bambaşka. Hadislerin gerçekleşme olayı bambaşka. Bu yüzyılda yavrum. Bu yüzyılda geldi, o da benim. İstediğin kadar sırf bir delille aynel yakin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği, 1440 sene önce bildirdiği bir şeyi 1440 sene sonra aynen görmek, anlamak, kavramak, aynel yakin ayınları çıkaramıyorum ha. Aynel yakin bir delildir. İlmel yakin, ilmi olarak nesedemezsin yavrum. İlzam edemezsin yavrum. Küçük yavrum. Büyü de gel yavrum. Bizim sokakta ne işimiz var? Zaten biz Mehdi'de bir lafım vardı. Mehdi olmuş zaten. Yani insanlar beni Mehdi yapmaz. Mehdi yapan kemalatı, nübüvvet kemalatı yavrum. Sen şimdi ne alabilirsin benden? Sen hep kaybedensin. Sen 3 kuruşluk yatta katta villada oturduğuna, işte 300-500 ya da 3 trilyonluk 2 trilyonluk cebe bindiğine bakma. Seninle karşılaşacağız yavrum. Sen sapık imam olarak bir grubun önderi olacaksın. Ben iman edenlerin önderi olacağım. Ben ama hepinize şahitlik yapacağım. Sana da şahitlik yapacağım. Korkma. Senin Ahadi oğlu Resulullah'ın bildirdiği Medine'nin alimi buydu diyeceğim. Adi oğlu Adilerin en haysiyetsizi, en şerefsizi, dine kahpelik yapan en büyük kahpe, dine şerefsizlik yapan en büyük şerefsiz, dine haysiyetsizlik yapan en büyük haysiyetsiz buydu diyeceğim. Niye? Ben bunun sapık itikatlarını düzeltemedim. Böyle münafık, öyle şerefsiz bir köpekti ki diyeceğim. Ahirette. Ehl-i Sünnet'in kalesi olduğu halde öyle becerikliydi, münafıktı. Ehl-i Sünnet'in kalesi görünümünde sapık itikatları yalamadan yutturuyordu. Resulullah'ın söylemini tersine çeviriyordu. Ayetleri eğip büküyorlardı. Büküyordu diyeceğim. Bu şerefsiz bir adi oğlu adi diyeceğim. Resulullah'ın söylemiyle. Bundan sonra Allah'a ilticam, senin zilliliğin ebedi olsun. Zaten büyük ihtimalle kolay kolay kurtuluşun olmaz. Madem haksınız,
ben batılsam ilzam edileyim, ben ölüme razıyım, ortaya koyduklarım da haksızlığım ortaya koyulsun, ben ölüme razıyım. Daha hiç sorgulanmadan ok atılır dedi. Hiç sorgulamadan da ok atılmaya da razıyım dedim. İhsan Şen Ocak beyefendiniz, şerefsiz yavşak, ilmine bakmıyor, alametlerine bakmıyor, ok atılıyormuş. Şerefsiz köpek. Siz bu derece şey, korktun mu, ne yaptın? İnsanlar bir galeyana gelecek diye. He? Dedi ya Kadir Mısıroğlu, insanlar bir feferan edecek, bir galeyana gelecek. Dedi, basacak şeyi, Topkapı Müzesi'ni. Verecekler dedi. Topkapı Müzesi'ne basacaklar. Kutsal emanetleri Mehdi'ye tevdi edecekler, verecekler dedi. Ondan mı korktun? Mehdi mi var yoksa? Sen engelledin. Mehdi olmasını mı engelledin onu? Sen şimdi benim Mehdi olduğumu engelliyor musun yavrum? Sen bana nübüvvet kemalatın husulü beşeriyet olarak gelen vahyi engelliyor mu yavrum? Nübüvvet kemalatın ispat olarak vahyin noktayla açıkladığını görmemezlikten mi geliyorsun yavrum? Sen görmüyorsun diye bu ispatları, bunlar gerçek değil mi sanıyorsun? Senin üstadların senin silsilen açıklayamamış, benim ortaya koyduklarım müceddit kabilinden. Ki mutlak müceddit Mehdi. Varsa bir konu açıklayalım yavrum. Bir hadis söyle dedim, açıklayamadın. Söyledin, açıkladık. Açıklayamadığın bir konu varsa söyle, açıklayalım. Yoksa Mehdi'nin önüne set, Mehdi'nin en büyük alameti sensin lan. Sen göremiyor musun? Medine'nin alimisin sen. Medine'nin alimi, yani dedik ya 70 bin cemaati de sen söyledin. Hem de imzasını basan sensin şerefsiz köpek. 70 bin alim, Deccal'e uyacak 70 bin alim İsmaila cemaati. Bunun mührünü de vuran sensin ya. Hadi de bana Flash TV'de, ben bu açıklamayı yapmadım diye, 70 bin demedim diye. Nasıl kaybettin, nereye yedirdin, nereye para yedirdin, nerede, kimden, kim, nereye soktun lan o filmleri? Ha? 70 bin alim sizsiniz. Hariciler sizsiniz Resulullah'ın bildirdiği, kafaları kazıdan. Hadi söyle. Biz değiliz de. Diyemezsin, ispatlarız. Madem Mehdi yok, niye küfre girdi Ali Kara? Biz açıklayıcı bir Resul'e itaat etmek mecburiyetinde değiliz dedi. Hatta bir sohbetinde söyledi. Biz dedi imama verelim sorumluluğu dedi, madem dedi. Bütün boynunu alsın dedi bizim sorumluluğumuzu. Sorumluluk bizim üzerimizden kalkar dedi. Biz imametimizi ispat etmişiz yavrum. 1440 yaşında bir insan var senin karşında. Belki dili tutuk. Belki şekil şemal eksik. Belki dimağmacılık yapamıyor. Neyse onu söylüyor ama doğruyu söylüyor. Bak canımı ortaya koyuyorum sen. Herkesin karşısında. Desene ben yanlışsam alın benim canımı. Size dedim ki nübüvvet mühüründen bahsettim. Nübüvvet mühürü. Resulullah'ın bildirdiği gibi. Resulullah da bildirdiği gibi. Bir sürü şahit var. Şeyh. Benim yetiştirdiğim çocuk. Şeyh ya. Senin şeyhinde icazet yok. Benim yetiştirdiğim çocukta icazet var. Şeyhlik icazeti. Şahit.
Gerçi Allah'ın şahitliğinden başka bir şey şey yapmıyorum ama size de Allah'ın şahitliği yetmiyor. İlmi ispatlar yetmiyor. Aynel yakın bir delil yetmiyor. İnsanların teveccühü lazım size. Aman o teveccühde olmasın diye kıçını yırtıyorsun lan. Kıçını yırtıyorsun. Yırt yırt da. Bu da bal kabağı değil ki kardeşim. Yani olanın önüne geçeceğini sen ne diyorsan aldanıyorsun. Ne diyeyim sana ya? Ne sokak ne şey. Yani tuttu 300 bin kişi bana tabi oldu. Dedi ki kabul etti. Hiçbir şey yok. Yaşantınıza bakın. İtikadi mevzuları öğrenin. Sakın ha buna kafanızı çevirip bakmayın derim senin için. Bakarsanız günah girersiniz. Dinlerseniz sakata gelirsiniz. Yani bir nasıl bir cereyan varsa, yani istizma varsa sende, hem sapık itikadı yedirtiyorsun millete, hem de ehli sünnetin kalesi görmüyorsun. Bu denli ehli sünnete zarar verip de böyle tanınan bir insan, pes diyorum ben sana ya. Nasıl bir şaklamansın, nasıl bir sinsi faresin sen ya. Nasıl bir kaypak, şerefsiz kaypak, yavşak. Resulullah'ın bildirdiği Medine'nin alimi, Adi oğlu Adi, haricilerin medarı, iftiharı. Sensin lan. Sensin işte. Yani bunun ötesi birisi yok. Sen Medine'nin alimisin, bu seni değiştirmez. Yani ben başıma gelecekleri biliyorum. Duhan 10 suresini oku. Duhan 10'dan sonrasını oku. Furkan 30'da benim kavmim. Kur'an'ı terk edilmiş bir şey yerinde tuttular. Resul diyor. Niye diyor? Resulullah'ın kavmi terk edilmiş bir şey yerinde tutmadı. Aynı zamanda gelecek Duhan'da bildirilen, Duhan suresinde bildirilen insanların öğretilmiş dili dediği yüz çevrilen. Resulullah'tan yüz çevrilmedi. Duhan suresinde bildirilen Resul'den yüz çevrildi. Mehdi Kur'an-ı Kerim'de geçmese Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mehdi'yi inkar eden hadisleri demiyor ha. Sen hadisleri diyorsun. Hadisler de kabul. Hadisleri inkar eden de kafir olur. Tamam, onun kabul iyi mi mesela? Ama hadisin esas manası şu. Net, açık net. Mehdi'yi inkar eden Resulullah'a Muhammed'e indirileni inkar etmiştir. Kur'an-ı Kadim'i inkar etmiştir. Niye? Mehdi Resul'dür. Mehdi Resul'dür. Mehdi Resul'dür. Sen bunu değiştirebilir misin? Bu Allah'ın fazlını verdiği, Allah'ın fazlını bana verdiği fazlı değiştirebilir misin? Onu söyle. Allah bana bunu vermiş. Bu vahiy akılını nasip etmiş. İlahi lütuf. Lütfetmiş. Kendimi yüksek gördüğümden değil. Birçok ilmi meseleyi ortaya koydum. Hadi izam et diyeceğim. Faresinden sen hadi oğlu hadi. Şerefsiz köpek. Sen öyle konuşursun. Dima amacı. Şerefsiz köpek. Din sapı. Şerefsizi. Dinin şerefsizi. Dinin haysiyetsizi. Dinin kahpesi. Hadi git lan oradan.